Herkese merhaba, ben Dilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte beni çileden çıkartan bir yazarın kitaplarının yorumlarını yapacağız. John Green. John Green, Aynı Yıldız'ın Altında kitabıyla kalplerimizi fethetti. En azından benim kalbimi. Sonrasında bütün kitaplarını okumak istiyorum deyip kitaplarına başladım. Hatta ilk aşk kitabına başlamıştım. O şu an bende yok. Onu resmen imha ettik. O kadar boş, o kadar küfürlü, o kadar gereksiz bir kitaptı ki hiç sevmemiştim. Hakkında çok bir şey hatırlamamakla birlikte, çünkü ben onu lisedeyken okumuştum sanırım. Lise 3'te ya da sondayken. Hiç hoş değildi. Aynı Yıldız'ın Altında yazan bir yazarın böyle diğer kitapları nasıl yazdığını hiçbir zaman anlayamayacağım. Bu bir mucizeydi. Ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı diye düşünüyorum. Aynı Yıldız'ın Altında kitabını bilmeyeniniz yoktur. Okumayanınız varsa ne duruyorsunuz? Okuyun bence. Çünkü Hazel Eggers'la tanışmalısınız. Benim hayatımın kitabı. Ondan sonra ben Alaska'nın Peşinde aldım kütüphaneden. Keşke bırakmasaydım, okusaydım. Parama yazık oldu. Ve yıllar sonra John Green yine bir Kaplumbağa Kabuğunda Dünya diye bir kitap yazdı ve bunu okumam çok uzun sürdü. Beğenmezsem John Green'e olan inancımın kırılacağını düşünüyordum. Çünkü hali hazırda ilk aşkı okuyup nefret ettikten sonra bir kitabından daha nefret edersem John Green benim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olacaktı ve oldu da. 16 yaşında Aza diye bir kızımız var burada. Eyza, Aza bilmiyorum. Kaçak milyarder var ve onu bulana ödül var. Arkadaşıyla birlikte onu bulmaya çalışıyorlar. İşte onun oğluyla birlikte tanışmışlığı var bu Eyza'nın. İşte ona gidip ipucu falan aramaya çalışıyorlar. Böyle bir atraksiyon. Sonrasında bu bir aşk romanına dönüşüyor. Kızın obsesif süre sonra beni çileden çıkarttı. Kız her şeye takmaya başladı. O kadar çok kendi kendine konuşuyordu ki yeter be öf dedim yani. Kitabın sonu gayet güzel bitti bence. Yabancı booktuberlar bunu çok seviyor. Alaska'nın Peşindeyi ben dizi çıkacak diye aldım. Diziden sadece 3 bölüm izledim ve dizi de hiç hoşuma gitmedi. Bilmiyorum. Şu an hoşuma gitmiyor. Okuduğum en berbat kız karakterlerden birini okumuş oldum burada. Yani bu Dikenler ve Güller Sarayı'ndaki Fairy'den bile berbat bir karakterdi. Miles ünlülerin son sözlerini ezberlemiş böyle bir hobisi olan bir çocuk. Tuhaf bir çocuk. Öyle bir yatılı bir liseye gidiyor ve orada Alaska adında bir kızla tanışıyor. Bu Alaska onun şizofreni olduğundan şüpheliyim. Kız gerçekten bir gün iyi davranıyorsa bir gün hiç iyi davranmıyor çocuğa böyle. Bir öyle bir böyle. Öyle karakterlerden de hiç hoşlanmam. İnsanlar ve karakterler net olmalıdır. Bir gün öyle bir gün böyle davranmayın. Bu büyük belki arayışının peşinde koşarken Alaska ile tanışıyor. Alaska ile tosluyor. Hayatının hatasını yapıyor. Çok fazla ne okuyorum ya dedim. Hatta bunu biz şöyleyle okuduk ve ikimiz de ne okuduğumuzu anlamadık. Çok berbat bir kitaptı. Burada yok ama kütüphaneden, ilk kütüphaneden almıştım. Kağıttan Kentler kitabını aldım. Alaska'nın Peşinde kadar kötü değildi. Ama onun da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Margot adında bir kız var ve komşusu Q var. Q buna aşık işte yıllardır. Ondan sonra bir gün kapısında camında beliriyor, odasının camında. Bir intikam planı hazırlamış. Q da buna alet ediyor. Ondan sonra işte evlere gidiyorlar. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. İntikam alacaklar sözde. Sonrasında Margot ortadan kayboluyor ve kimse onu bulamıyor. Margot kayıp. Q ve arkadaşları Margot'un izini sürmeye çalışıyorlar ve bazı Margot'un bıraktıkları ipuçlarını birleştirip Margot'u bulma planı yapıyorlar. Bildiğiniz Sherlock kesiliyorlar başımıza ve Margot'u bulmaya çalışıyorlar. Aşırı gereksiz olduğunu düşünüyorum. Teenage drama gibi bir şey. Yani tamam, gençlik romanları yazabilirsin ama neden hep baş karakterler, baş kız karakterler bu kadar gıcık olmak zorunda sevgili John Green? Tabii ki ben şu an Türkçe konuştuğum için beni anlamıyorsun ve bu videoyu izlemeyeceksin. Ama olsun, ben nefretimi kusuyorum.
Seni insan olarak çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı bir adamsın ve ne zaman capslerini görsem kahkaha atıyorum. Hangi kitaba kaç yıldız verdim onu söyleyeyim. İlk aşk kitabına 0 yıldız veriyorum. Onu saymıyorum bile. Hiç hoş değildi, hiç beğenmedim. Sana sonsuz yıldız veriyorum zaten. Bu kınızı değil. Kaplumbağa Kapında Dünya'ya sanırım 3 yıldız vermiştim. Okurken çok gülmüştüm, yani güldüğüm yerler de vardı. En azından Daisy karakteri bu kadar saçma bir karakter olmasının dışında güldürüyordu. Bu sonunda aşk hikaye, yani aşk yönüne dönmesi falan da çok hoşuma gitmişti. Bir de böyle hastalık falan olunca ben kıyamıyorum. O yüzden 3 yıldız vermiştim. 24 saatlik okuma maratonunda okumuştum. Ve o yüzden günü kurtarmıştı. Sana 1 yıldız verdim çünkü sonunda yaşasın dedim. Sonunu çok beğendim. Hafıza kartımda olduğu için videonun sonu böyle olacak. Maruz görün. Dediğim gibi sonunda çok mutlu olduğum için Alaska'nın Peşinde'ye 1 yıldız verdim. Kaplumbağa, ay hep böyle diyorum. Kiyatan Kentleri hatırlamıyorum ama sanırım 2 yıldız olması lazım. Eğer değilse şuralara bir yerlere yazarım. Çünkü kütüphaneden aldığım için geri götürmüştüm. Yorumlarıma bakacağım şimdi kaç yıldız olduğuna. Genel olarak John Green'in komik hallerini seviyorum. Böyle kendini tuhaf hareketler, yani tuhaf durumlara sokup ondan kahkaha attırmasını falan. Gerçekten büyük bir fanıyım ama yazar olarak değil. Komik bir YouTube kanalı olduğu için. Bu şekilde dediğim gibi tek sevdiğim kitabı Aynı Yıldızın Altına. Tabii ki bunlar tamamen benim düşüncelerim. Sizler bütün kitaplarını seviyor olabilirsiniz. Ne mutlu size. Keşke ben de sevebilseydim. Ama belki bakarsınız bundan 2-3 yıl sonra yeniden okurum ve gerçekten sevecek bir kısmını görürüm. Telefon kamerasıyla hepinize güle güle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.